Nihayet Dergi sunar. İbrahim Karagül'ün kaleminden. Türkiye'ye inanmak artık siyasi kimliktir. Trablusgarp Savaşı'nı 100 yıl sonra kazandık. Birleşmiş Arap Emirlikleri zayet ve ortakları dün o resme nasıl baktı? Akdeniz İttifakı Türkiye ekseni karşısında çöktü. Türkiye dünya çapında oyun değiştirici güçtür kendi bölgesinde oyun kurucu güçtür. Coğrafyamızın her köşesinde Türkiye etkisi hesaba katılmadan hiçbir şey yapılamaz. Akdeniz'de Türkiye siz oyun kurulamaz cümlesinin aslı şudur. Coğrafyada Türkiye'nin içinde bulunmadığı hiçbir oyun kurulamaz. Bu gerçeği bir süre sonra yakın coğrafyamızın sınırlarının çok ötesinde de duyacağız. Trablusgarp Savaşı 100yıl sonra kazanıldı. Libya Başbakanı Faiz Esserak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geldi. Tam bu sırada Türkiye'nin desteğindeki Milli Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya ordusu Trablus Uluslararası Havaalanı'nı ele geçirdi. Başkent Trablus bütün tehditlerden kurtuldu. Libya'nın batısında Hafter ve arkasındaki güçlerin tutunma imkanları kalmadı. Türkiye Libya'yı kurtardı aç kurtlardan, yağmadan, talandan, terörden, parçalanıp perişan olmaktan kurtardı. 1911-1912'de kaybettiği Trablus-Karp Savaşı'nı bugün tamamladı, tamamlıyor. Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Fransa kaybetti, Rusya yön mü değiştirdi? Trablus'un güneyinde dün sadece... Terör baronu Hafter'in değil, arkasındaki Fransa'nın, Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin beli kırıldı. Bu ülkelerin Libya'yı işgal planları ve girişimleri başarısız oldu. Benzer sonuçları ülkenin doğusuna doğru da adım adım izleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne işiniz var Libya'da diyenler, orada ne işimiz olduğunu çok yakında görecekler demişti. Görüyoruz ve daha çok da göreceğiz. Serrak'ın gelişinden bir gün önce Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Başbakan Yardımcısı Ahmet Muaytik başkent Moskova'daydı. Bu görüşmelerden sonra Rusya, Libya'daki amaçlarının petrol projelerinde yer almak olduğunu sinyalini verdi. Yani Moskova, Hafter'den umudunu kesti, Milli Mutabakat Hükümeti ile görüşmeye başladı. Yani Türkiye, Libya'da sadece askeri durumu yönetmiyor, diplomasiyi de yönetiyor, bu gücünü de kullanıyor. Hepsi Türkiye'den destek isteyecek. Serrak Ankara'dayken Hafter'de Kahire'deydi. Ancak Mısır'ın, Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin ve Fransa'nın artık denklemi yeniden eski haline getirme imkanları hiçbir zaman olmayacak. Uluslararası diplomaside askeri durumda Libya ve Türkiye'nin lehine değişti. Hafter kendisine sahip çıkanlar için bile artık bir umut değil. Yakında birçok ülke Serrak hükümetiyle masaya oturmak için Türkiye'den destek, referans olmasını isteyecek. Öyle ki Fransa bile gün gelir Libya hükümetiyle görüşebilmek için Ankara'dan yardım isteyebilir. Akdeniz İttifakı Türkiye ekseni karşısında çöktü. Doğu Akdeniz, Akdeniz, Ege'de Türkiye kıyılarını sıfır noktasına hapsetmek isteyenlerin oyunu Libya'da Akdeniz'in en batısında bozuldu. Ülkemizi Akdeniz'deki bütün hesapların dışında tutanların enerji projeleri çöktü. Türkiye'ye karşı oluşturulan Akdeniz İttifakı çöktü. Türkiye ekseni diye bir güç yükselişinden söz ediyorum uzun zamandır. Bütün boyutlarıyla irdelemeye, tartışmaya, dikkat çekmeye çalışıyorum. Bir hamasetten, bir duygusallıktan öte dünyayı çok iyi izleyenlerin açıkça göreceği bir büyük dönüşüme işaret ediyorum. Küresel güç haritasındaki depremin bir ülkeyi nasıl yıldızlaştırdığından, kendisini ve çevresini nasıl değiştirdiğinden, bu değişimin, bu yeniden inşanın dünyadaki değişimle nasıl örtüştüğünden ve nasıl bir gerçekçi zemine yerleştiğinden söz ediyorum. Bir ülkenin tarihe ve coğrafyaya dönüşünü, yüzyıl sonra yeniden başlayan güç inşasını, bunun bölgesel ve küresel sarsıntılarını anlatmaya çalışıyorum. Erdoğan'a küresel ölçekte saldırıların sebebi buydu. Her şey tarihi ve coğrafi hafızanın bugüne taşınmasıyla başladı. Bir liderlikle, öncülükle başladı. O liderliğin sağlam inancıyla, duruşuyla, azmiyle başladı. Bunu hemen anladılar, gördüler ve harekete geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik darbe girişimleri, psikolojik operasyonlar, 15 Temmuz benzeri saldırılar, içeriden muhalefet cephesi inşa ederek durdurma çabaları, etrafını boşaltma planları hep bu yüzdendi. Türkiye'nin nereye geleceğini biliyorlardı. Erdoğan'ın Türkiye'yi nerelere taşıyacağını biliyorlardı. Erdoğan'ın büyük bir tarih sıçramasının öncüsü olacağını biliyorlardı. Güçleri yetmedi, planlar boşa çıktı. İçeride, bölgede ve küresel ölçekte özellikle Amerika ve Avrupa'da Erdoğan karşıtlarının böylesine ittifak halinde olması Türkiye'ye karşı kurulmuş en büyük cepheydi ve amacı buydu. Erdoğan'ı durdurursak Türkiye'yi durdururuz sloganı bu amaçla geliştirildi. Bölgedeki ve içerideki yapılar, oluşumlar buna göre ayarlandı ama olmadı. Yapamadılar. Güçleri yetmedi. Bütün planlar bir bir boşa çıkarıldı. O özgüven artık bütün coğrafyada hissediliyor. Adım adım sistemik dönüşüm, adım adım ekonomik dönüşüm, adım adım bilinç dönüşümü, adım adım büyük bir özgüvenin inşasıyla devam etti. O özgüven önce Türkiye'de hissedildi, sonra Avrupa'da hissedildi, kendini bu ülkeye ait hisseden herkes başı dik yürümeye öğrendi. O özgüven şimdilerde Türkiye'de, sınırlarında, yakın bölgelerde, Kuzey Afrika gibi uzak bölgelerde güce dönüştü. Bizim kendimiz için inşa ettiğimiz güç ve özgüven, komşularımız, kardeşlerimiz, dostlarımız içinde bir ortak güç ve özgüven haline geldi. Türkiye artık coğrafyadır. Bu yol devam edecek, bu yükseliş devam edecek. Tarihin ve coğrafyanın dinamikleri yön değiştirdi bir kere. Artık dışarıdan güçler kendi başlarına harita çizemeyecek. İstedikleri kadar bölgesel cephe kursunlar, istedikleri kadar iç ittifaklar kursunlar, istedikleri kadar müdahale planları yapsınlar, siyasi genetik döndü. Türkiye artık coğrafyadır. Yüzyılların aklı, hafızası, bilgeliğidir. Bu tarih yapıcı role cephe alan kim olursa kaybedecek. İçeride de olsa, bölgede de olsa kaybedecek. Öyle sömürge artığı rejimlere bel bağlayan kaybedecek. Külliyeden verilen mesaj Türkiye ekseni en güçlü siyasi dalgadır. Coğrafyaya, doğuya, batıya, Amerika ve Avrupa'ya küresel ölçekte güç yapılanmalarına dikkatli bakan Türkiye'nin güç yükselişinin nasıl sağlam bir zeminde geliştiğini görecektir. Bu yüzden Türkiye eksenine güç veren kazanacak, tarihin doğru sayfasında yer alacak. Dün külliyeden ve Trablus'tan verilen mesaj dünyaya bir şey söylüyor. İşte bu söz gün geçtikçe güçlenecek, işte bu mesaj en güçlü siyasi dalga olacak. Nihayet dergi sundu.